seyirciler, Mehmet Usay'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Şükür. Sen yeni normale alışmaya başladın mı? Vallahi yeni normal, eski normal diye bir şey yok aslında yani. Hayat öyle akıp akıp gidiyor. Sen ne kadar neyi ne kadar normalleştirirsen aslında hayatın her tarafını öyle biraz kendi içinde, kendine göre normalleştirmen lazım. Yani sürpriz şeyler değildi bunlar. Ama şimdi işte kalabalık, insan fazla, şehirde yaşıyorsun. Zaten ister istemez biraz dikkat etmek zorunda hissediyorsun ya kendini. Evet. Biz öyle bir bilinçle hep hayatıma devam ettim ben kendi adıma. Onun için çok beni hani böyle çok engellemedi. Engelleyen tarafı hani insan sosyal bir varlık. Hani tabii alışmış olduğun şeyler var. O alışmış olduğun şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatması bağlamında bu bir işe yaradı mı? Yaradı. Ama işte hani sağlığına dikkat etmek zaten insanın asli hani temizliği bilmem işte yaptığı hali hareketi zaten asli bir o senin davranışın yani onun olması gereken şeyler. Beni zorlamadı açıkçası. Ha, eyvallah. Yani zaten elini yıka kardeşim. Yani dünyanın ne kadar enteresan bir şey konuşuyoruz kesinlikle, değil mi? Yani kesinlikle. Abi 21. yüzyıldayız. Elini yıkamayı konuşuyoruz yani. Evet. Ya da ne bileyim hastaysan işte milletin yüzüne hapşırmayı konuşuyoruz. Evet. İşte hastalarına dikkat et, onlara bir şey bulaştırmamaya çalış falan konuşuyoruz. Evet. Paranoya haline getirmezsek aslında daha doğrusu böyle hani yaşamımız zaten öyle olsa evet. Bir sıkıntı olmuyormuş. Eskiler şefkat tokatı derlerdi ya. Aslında vallahi, birazcık böyle şefkat tokatı oldu. İnşallah şefkattir. İnşallah. Siz tabii biraz şanslısınız çünkü bir film çektiniz ve böyle adeta kıyısından döndünüz değil mi şeyin virüsün tam. Vallahi, nasıl oldu? Hiç sorma. Yani ben hatta biliyorsun Atalay Taşteken'le beraber çalıştık son filminde evet. Kar Kırmızı'da. Birazcık da bu şeyden sonra bahsetmeni rica edeceğim. Zaten. Eyvallah. Hatta şunu dedik yani laf arasında muhabbet ederken ya biz bu filmin çekilme şeyini aşamasını bu yaşadıklarımızı çeksek bu da ayrı bir film olurdu yani dedik. Gerçekten kısmetini ve kaderini yaşıyor. Her filmin evet. Öyle bir durumu var yani evet. Bir kaderini yaşıyor. Çok zor başlayabildik biz filme. Tabii ki şimdi bazı hani özel şeyler de var. Onları da çok fazla paylaşmak belki hani başka bir anlam içerir. Ondan çok detaylarına girmek istemiyorum ama. Çok severek yazdığı bir senaryo vardı Atalay abinin. Zor da bir zamanlardaydı. Güzel bir iş çıktı. Dedi ki Mehmet bunu beraber çalışmak istiyorum seninle. Tamam abi dedim. Yani. Siz Momo'da da beraber çalıştınız. Tabii. Momo'nun hikayesi ayrı bir hikaye tabii, zaten. Evet. Acayip. Yani biz herhalde bir programı sadece Atalay Taşdiken evet, ve benim evet. Dostluğum üzerinden böyle bir program yapıp sonra da üretimlerimizi de konuşabiliriz yani. Ona zaten birazdan girmek evet. İstiyorum Momo'ya da. Onda da hakeza buna benzer bir durum oluşmuştu. Konuşuruz da detaylarını. Bu filmde de böyle biz bir türlü başlayamadık. İşte bazı sebepler oldu. İşte mücbir durumlar oldu. Öteledik, işte tehir ettik. Ama mesela en basitinden hani Kar Kırmızı diye bir film çekeceğiz. Yani ismiyle müsemma bir film. Kar olması lazım. Geçiyor. Bu arada nerede çekildiğine dair de... Evet. Arkadaşlar şimdi karla ilgili bir film çekeceksen yani gidebileceğin yerler belli. Evet. Şimdi tamam Anadolu'da işte Türkiye'nin belli yerlerinde kar yağıyor filan ama hani dokusu... Yani sinematografik açıdan da hani resimler açısından da güzel resimler veren. Biz dedik ki Ardahan'da çekelim bu işi. Bir de şimdi Ardahan'ın bir standartı var yani. Ardahan'da belli bir mevsim başladığı zaman işte tam doğrusunu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama yani 8 ay beyaz, işte 2 ay ayaz, 1 ay yaz gibi böyle bir... şeyi var. Bizim Erzurum'a çok benziyor. Tabii. Eyvallah. Yani Erzurum olduğum için evet, çok yakınım evet. o şeyle. Yani beyazı fazla, ayazı fazla ama yazı az olan bir bölge. Tabii burası şimdi bir de hani şimdi sinemada hani kar dediğin zaman ya bunu natürel gidip çekmen lazım ya da işte başka türlü bir formül yapman lazım. Şimdi natürelli tabii ki başka türlü bir şey. Hani tarzı da o zaten hatırlayalım. Biz dedik ki böyle gerçekten real, böyle sağlam bir hani kar filmi çekelim. Nerede çekeriz? En güzel yer Ardahan. Yani Türkiye'nin kutupları, göle filan. Evet, yerlerden birisi diyelim. Bir Erzurum olarak kıskanabilirim. Yani kıskanabilirsiniz. Hocam kıskanıyorsanız yeni film yazarsın. Gideriz onu da orada çekeriz. İnşallah.
Ondan sonra ben bir de o tabii seviyorum da güzel. Daha öncesinde de Reis abiyle bir Ölü Ekmeği filminde de Ardahan'a gitmişti. Onda da çalışmıştık. Tabii bir de böyle bir hani onun da referansıyla hani bir de coğrafyayı bilme meselesinden. Güzel düşünce yapalım. Ama tabii ki biz böyle düşünüyoruz da hani herkesin planı başka türlü işliyor. Kar yağmadı. Eyvah eyvah. Ardahan'da kar yok. Abi aylarca bekledik. Kar gelmedi yani. Bir niyetlendik çıktık gittik. Hani bir hem bir ön hazırlıklarımızı yapalım hem de işte başlayalım yavaş yavaş diye. Sonra da nasıl olsa kar gelecek. Devam ederiz diye. Bir 10 gün kaldık. Yani ortalık günlük güleştik yani bir şey yok. Ondan sonra hatta böyle işte tabii ki şey yapıyorsun. Orada yaşayan insanlarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Yaşlı insanlar var, tecrübeli. Bir tanesi dedi ki ben 40 senedir ilk defa böyle bir şey görüyorum. Allah yani. Allah. Ardahan'da. Filminizin kaderi ya. Abi yani kar kırmızı, her tarafın kar olması lazım. Ama kar yok. Kar yok. Tabii zaman da geçiyor yani şimdi bir mevsimi var bu. Hani kar da hani bir tane hikaye vardı uzun olduğu için onu paylaşmayacağım. Hani kar ne zaman gelecek ne zaman yani bir yerde gelmesi lazım. Evet. Şimdi Mart, Nisan oldu mu daha o iş olmaz. Evet. Neyse döndük. Sonra tabii ki bir acaba başka bir yerde nasıl çözeriz filan. Atalay abi de Beyşehirli. Beyşehir'e kar yağdı. Allah. Ya dedik ki tamam bambaşka bir yer. Hani şimdi Beyşehir başka bir yer. Evet, Ardahan başka bir yer. Ha, çok güzel resimler. Harika. Ama şimdi riskli. Beyşehir'deki kar bir güneş gördü mü gidebilir. Hmm. Ama sizin bir programınız var. En az 5 hafta orada kalmanız lazım filan. Gidelim ne yapalım? Hadi buraya çevirelim meseleyi. Hani oraya döndük. Çünkü yok Ardahan'da bir şey. Güzel de kar var. 2 metre kar var filan. Beyşehir'in karı eridi. Siz gidesiye kadar. Hay Allah ya. Sonra da orada bir talihsiz bazı şeyler de oldu. Atalay abi annesini kaybetti. Ah, evet. O dönemde. Her şeyde bir hayır var. Bak. Hani biz bir program yapıyoruz ama şu anda bir yandan da bunu böyle gerçekten kalbi söylüyorum. Yani bir şey olmuyorsa bir sebebe dayalı olmuyor. Bir şey oluyorsa da bir sebebe dayalı oluyor. Net yani. Çok önemli bir şey. Şimdi biz düşünüyorum, o dönemde Ardahan'a gitmiş olsaydık, başlamış olsaydık, böyle bir ağır, üzücü bir şey yaşanmış olsaydı, ne o motivasyonumuz kalacaktı, ne başka şeyler olacaktı. Belki set yarım kalacaktı, evet, evet. Belki o motivasyonu kaybetti hepimiz için. Çünkü tabii bu sebeplerden sadece birisi. Sadece bir tanesi. Hülesa vakit başka hale geldi. Hayat yani bu dünyanın tek gerçekliği bu dünyada kalıcı olmadığımız yani. O sırada bir telefon bize geldi Ardahan'a kar yağdı diye. Hı hı. Atalay'a dedi ki gidelim. Bak çok enteresan bu şey yani. Bu arada siz Beyşehir'e gelip bir hazırlık oldu. Bir hazırlık oldu yaptınız. Yine geri dönüldü. Yani şöyle söyleyeyim. Ama şey kurmadınız yani. Ya yok yok. Şöyle söyleyeyim. Biletler alındı. Uçaklar işte film bir organizasyon. Bütün işte bir yapmış. Ön hazırlık yapmak için ekip gitti filan. Atalay abi de gitti. Ertesi gün uçağa bineceğim. Yola çıkacağız. Artık filme başlayacağız. Ekip gelecek filan. Pazar günün akşamı hiç unutmuyorum. Pazartesi günü de sabahtan uçağım var. Gece yattım dedim ki, çünkü o kadar macera yaşadık ki şimdi çok detaylarına girmedim. Şu cümleyi ettim içimden. Dedim ki, acaba dedim yarın nasıl bir kadere uyanacağız? Abi sabahleyin 9'da telefonum çaldı. Dedi ki Atalay abi, Mehmet gelme annem ağırlaştı ben dönüyorum. Böyle de bir hüzün de bir hikayesi var bu evet. Filmin yani. Geldiler sonra işte anne rahmetlik oldu. Bir zaman geçti. Sonra biz işte Ardahan'a kar yağdı. Gidemedik yani o gün de gidemedik. Evet. Uçakla iptal. Beyşehir'de kar da eridi. Evet. Sonra biz tekrar Ardahan'a kar yağdı şeyi gelince haberi. Böyle bir hani bir yine bir acaba mı hani evet, bir ışık evet. Falan. Neyse uzatmayalım. Ardahan'a gittik biz. Ardahan'a kar yağmış ama Ardahan'a yağan kar bizim işimizi o kadar da görebilecek kadar da bir şey yağmamış yani. Hmm.
İlk sahneyi çekeceğiz. Sahne çok güzel bir güne planlanmış. Ardahan'ın kurtuluşu falan. Şehrin içinde çekilecek. Harika bir görsel. Çok güzel orada atlar, binicilik falan çok güzel bir şey. Hani Türk kültürünün kıymetli şeylerinden. Henüz hala yaşamaya devam ettiği bir dönem. Biz sabah dedik ki işte sete çıkıyor artık. Yani ne olacaksa. Sabah geldik sete. Allah'ın işi. Lapa lapa kar yağdı hocam. Çok iyi. Kayıt dedik, kar yağdı yani. Neyse çekeceğimizi çektik. Kar bitti. Kar bitti. Neyse. Ondan sonra işlerimiz bir rast geldi. Bir güzel oldu. Bir samimi oldu. Biz orada işte 4 haftada işi toparladık. Bitirdiniz. Sanki böyle hani planlasan. Evet. Hani bu kadar plan yaptık. O planlar işlemedi ama işte Allah'ın bir planı işledi. Aslında böyle bir kamera arkası şeyi olsa harika bir film de oradan çıkar. Yani müthiş bir belgesel olur. Yani bir kere şunu anlatırdı yani. Şimdi biz çok çabuk tüketmeyi seven bir toplumuz. Yani evet. Dünya öyle oldu artık. Fast food olduk. Yani hop tut tüketiyoruz filan. Yani ne kadar zorluklarla oluyormuş o. Evet, o kadar da kolay üretilmiyormuş hiç, bu işte. Hiç değil yani. Peki filmin ekibinde kimler var? Bahsedebilir misin? Tabii işte. Ahmet abiyi biliyorum ben bir tek. Ahmet Mümtaz Taylan'ı. Ahmet Mümtaz Taylan vardı. Cemal Toktaş vardı. Benim eşimi oynadığı Özge Can Gürel vardı. Hı. Özge Gürel. Bu arada bir adım daha geri atmak istiyorum ben burada senin filmografinin açısından. Bir önceki filminde de Reis Çelik'le çalıştın. Evet. Reis abiyle olan filmde bildiğim kadarıyla yine Doğu'da bir, Kars'ta galiba. Yine karlı bir film miydi o da? Onda da enteresan bir şey. Onda da onda da kıtlık zamanını anlatan bir film. Filmin derdi her tarafın artık böyle sararmış olması. Bende mi bir değişti, tuhaflık var onu bilmiyorum. Biz filmi çekmeye gittik, etraf yemyeşil. Bu zaten fazla yağmur yağmış yani film. Yok o bir kış filmi değildi. Reis abi çok kıymetli bir işi var, inat hikayeleri biliyorsun. Evet. Yani başka da var yine karda çektiği. O inat hikayeleri zaten bir yani bir inat hikayesi yani. Onun hem filmin kendisi de bir inat hikayesi. Yani tabii. Reis abi zaten böyle zor işlerin adamı. Yani çok değerli, çok kıymetli insanlar bunlar. Ben hep şükrederim. Allah beni hep güzel insanlarla karşılaştırdı bu yolda. Samimi, yapmış olduğu şeye gerçekten inanan ve buna kıymet veren insanlarla. Ben Reis abinin bir filmde olmayı çok istiyordum. Oradan da böyle bir kısmet oldu. O filmde de oldum. Aslında filmin yani böyle hani anlattığı hikaye ve tabii ki doğal olarak onun karşılığındaki karakterleri bizimle alakalı bir şey değil. Çünkü küçük bir tane aşık Ozan Çırağı var ve bir tane aşık var, bir yaşlı adam ve bir aşk hikayesi anlatıyor film. Tabii o böyle biraz doğaçlamayı seven de bir yönetmen. Bir de yani Anadolu'nun hani bizim hikayelerimizi o perspektiften anlatan, işleyen hani böyle hani saydığın zaman 3-5 çok az isim var, insan gerçekten. Var. Gerçekten kendi kültüründen beslenen, ona dair bir derdi olan ve o filmleri yapmak için hayatının bütün mücadelesini oraya kurmuş olan insanlar, birkaç kişi. Onlar da birbirlerinin dostu Allah'tan. Dolayısıyla hani böyle saymaya kalktığınız zaman bu tarz bir çıkış noktasından hareket eden dediğin gibi yani 3-5 evet. insan var. Ama yaptıkları çok kıymetli şeyler. Kesinlikle. Mehmet abi sen tabii biz böyle işte Atalay abinin filmi, Reis abinin filmi bahsediyoruz bu filmlerden ama senin oyunculuk kariyerin çok enteresan şeyler barındıran, dönüm noktaları barındıran, roller barındıran bir filmografi. Şimdi Bez Bebek'te Joker. Evet. Efendim mesela bizim Joker'imiz tırnak içinde. Hatta onu biz J'yi şey yapmışlar bizim yani telif olmasın diye. Evet. Ondan sonra işte Osman Sınav'ın Ekmek Teknesi dizisinde bir ölü şeyi vardı. Ölü Usta mıydı? Ölü Usta. Ölü Usta evet. Orada apayrı bir şey. Ama mesela tabii bir şeyde bizim The İmam, İsmail Güneş'in The İmam'ında bu sefer bir meczup şeyi vardı, karakteri vardı. Sen böyle biraz aslında farklı böyle değişik şeylerle, karakterlerle çok hemhal oldun. Onunla seyirci seni tanıdı. Evet. Biz seninle Malatya'dayken hiç unutmuyorum ben, çocuklar gelip seninle selfie çekiyordu.
Joker'den dolayı hala onların zihinlerinde diri. Bir de tabii tekrarları değişik televizyonlarda döndüğü için. Sen bu kendi karakter dönüşümünü, yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu kadar çok yönlü tutmaya çalışıyorum. O benim bir gayretim. Yani oyunculuk, az önce hani şeyin kendi aramızda sohbet ederken de söyledim ya, bu bir askı olma meselesi. Yani işte bazen o giydiğin elbise, o karakter üstünde güzel duracak. Bazen o giydiğin karakterlerin elbiselerini başka bir şey yaparken üstünden çıkartmayı doğru başarman lazım. Yani bir ego mesleği aslında oyunculuk. Baktığın zaman hani egosunun yüksek olduğu bir şey. Ama bir yandan da onu çok iyi perçin, hani temizlemen lazım kendi vücudundan. Yani çünkü aslen bir şey yapmıyorsun. Aslen bir şey oluyor. Başka bir hadise. Bunu yani günlerce konuşabiliriz. Dost meclisinde konuşabiliriz. Nerede o gerekiyorsa. Ama şunu çok doğru bulmuyorum. Yani bir oyuncu sadece komedi türünde oyunculuk yapar. Ya da işte ne bileyim, bir adam sadece işte hani doktor karakteri oynar falan. Bir aralar vardı bu, biliyorsun. Evet, evet, hani evet. Adam bir kere doktor oynadı, bir yanda ölene kadar doktor İmamsa, oynardı. İmamsa kabadayı. Fixlenirdi filan. O da fixlenirdi. Yani oyuncu da fixlenirdi. Şimdi ben geleneksel Türk tiyatrosu master yaptım. Bunu da biliyorsun, evet. Malum. Şimdi mesela geleneksel oyunculuk metodunda oyuncunun fırınlanmaması gibi bir durum var. Yani hani şimdi toprak çömlek yapıyorlar ya. Evet. Çömleği yapıyor, bir şekil veriyor ona yumuşak hamurken. O şekli sonra ne yapıyor? Fırına atıyor. 300 derecede bir yakıyor. Ondan sonra üstüne bir vernik atıyor. Sen artık onu bir daha toprağa çevirme şansın yok. O artık konserve oldu. O bitti. Başka bir şeye dönüşme şansı kalmadı. Tek artık bir çömlek olarak o hayatına devam edecek. Kırıldı gitti. Ama şimdi toprağı yumuşak tuttuğun zaman, işlenebilir halde tutmayı başarırsan, geri dönüşümü olabilen bir evet, hal. Çömlek yaparsın, fırınlamamışsındır. Bozarsın. Efendim sürahi yaparsın, bardak neyse. Yani değiştirebilme şansım var. Onun için biraz oyunculukta da hamurumu yumuşak tutmaya gayret ediyorum. Programımızın adı sormasam olmaz ya, ben sormadan edemeyeceğim. Şimdi bazı oyuncular kendileriyle özdeşleşen ve büyük kitlelerin böyle çok sahiplendiği, sevdiği rollerden bazen rahatsızlık duyarlar. İşte üstüne yapışma tabiri kullanılır ya. Yapacağım. Sen böyle Joker'le anıldığın zaman rahatsız oluyor musun? Ödüllü filmlerde boy gösteren bir oyuncu olarak. Eyvah. Şimdi işte şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi kim ne derse desin yani. Marifet iltifata tabi kardeşim. Senin bir marifetin var. Ama buna bir teveccüh yoksa, hani bunun bir kıymeti yoksa, marifetin bir manası var mı? Yok. Şimdi bir şey yapıyorsun ve bu insanların gönlüne girebilmeyi başardıysan, bu bir benim için kendi adıma bir başarı kardeşim. Hele çocukların. Ya bir insan tarafından sevim. Çocuk kolay geliyor insanlara. Çocuk çok saf ve çok net duygusu olan bir varlık. Ay, küçük insan o yani. Evet. Tamam mı? Bütün donanımıyla, sadece hayat tecrübesi biraz kısıtlı. Ama bütün duygularıyla bir insan o. Ve çok öz bir duyguyu tutuyor. Bir çocuğa bir şeyi zorla sevdiremezsin. Ya sever ya sevmez yani. Bu kadar basit. Hani zorla bir şey sever mümkün değil. Sever gibi de yapmaz. Yapmaz, çünkü öyle bir rol bilmez yani. Hani strateji uygulamaz, bir balans yapmaz, bir ne bileyim yani bizim gibi davranmıyor yani, kirlenmiyor. Dolayısıyla kirli olmayan bir duyguya bir şeyi verip de onunla ilgili bir oradan bir sempati, bir gözünde bir pırıltı yakalamak bence çok kıymetli bir şey. O yüzden ben onu çok kıymetli buluyorum. Beni bununla ilgili bir eleştiri koymam gerekirse sadece şu çok bazen üzüyor. Yapmış olduğun şey, yaptın, bitti, geçmiş ola, ama işte yıllarca devam ediyor. Hani bu meseleler hiç girmeye de bir manası, her şeyde para pul karşılığı falan filan olacak şeyler değil, ama hani değerini maddi olarak da bulması lazım. Hani telif meselesini de konuşmak gerekiyor. Eyvallah. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bizim büyük çaresizliğimiz. Yani Allah telif aşkına meselesi. Değil mi? Şimdi sen bir kere bir şey yapıyorsun insana. Ve o insan senden daha düne kadar, bak Türkiye'de böyle bir garip bir durum vardı. Düne kadar kim yazmış zamanında o sözleşmelerin için onları bilmiyorum ama çok abes olduğu için söyleyeceğim. Güneş sistemi dahil
bütün haklarından feragat etmek gibi bir madde vardı sözleşmelerde oyuncular için. Allah aşkına benim yapmış olduğum filmi Mars'ta buldun yeri yaşayanları ve onlara orada televizyon kurdun ya da işte bir sinema açtın, perde kurdun, ışık yaktın, sonra götürdün. Marslılar da çok sevdi. Aman ha Mehmet Usta bundan para almasın yani. Nasıl bir korku, nasıl bir güvene, yani, güvene alma şeyi. Nasıl bir manasızlık. Yani şimdi böyle garip ama bir durum. Ama imzaladınız tabii siz. Yahu ben yani mecbur o dönem ben kendi adıma hep bir tavrımı koymuşumdur bu şeyle alakalı. Yani anlamsız, manasız bir şey. Evet. Yani bu seni aynı zamanda da rencide eden bir taraf yani. Hani bu sadece oyunculuk için geçerli değil. Yani bir sürü bu sektörün içinde bir sürü insanın bu problemi devam ediyor. Çünkü ürünün gerçek sahibinin kim olduğunu biz hala bilmiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Televizyon diyor ki benim. Yapımcı diyor ki ben yaptım. Senarist diyor ki ya arkadaş ben yazdım. Bir de arada geçen bazı işte mirasçılar, paycılar, ortakçılar falan. Tabii. Bitmeyecek karman bir şey yani. Biz hala bir telif yasamız. Hani bir ortada böyle somut bu konularla ilgili bir şeyimiz yok. Böyle ciddi ciddi mevzular da yapmıyorum. Allah aşkına muhabbete geldik. Beni telife soktun yani şu an. Peki. Anladın mı? Hani bu biraz çok da seyirciyi çok bağlayan bir şey. Ama şunu bilmekte fayda var. Yani seyircinin de bilinçlenmesi açısından. Ama önemli cümleni kestim ama kusura bakma. Yalnız şöyle bir şey var. Bizim programımıza katılan birçok insan bunu zaten dillendiriyor. Bu o kadar yaygın bir şey ki, mesele ki. Hatta önceki misafirimiz Mazlum Kiper, seslendirmeci. O da seslendirme açısından teliflerden dert yanıyor. Ki biz diyoruz ki dublajcıların işi daha iyi, seslendirme sanatçıları bizden daha iyi falan diyoruz. Kesinlikle. Yani yaygın bir dert olduğu ya, için. Bir dokun bina eşit bir mevzu o. Geri dönüp baktığında, seyrettiğinde bu rolleri ne hissediyorsun? Joker'i, Ölü Usta'yı? Şöyle bir şey, geri bakıp çok seyrettiğimi söyleyemeyeceğim. Denk geldiğinde diyelim. Denk geldiğinde. Şöyle bir şey var. Ekmek teknesinin bende başka bir kıymeti var. Yani o işi biz enteresan bir şekilde birçok bölümünü beraber falan izledik yani. Çalışanlarıyla. Beraber izleyemediklerimizi de evde oturttuk izledik yani. Hani çok saçma bir şey gibi geliyor. Sen mesela insana sesi güzel gelmez ya. Hani evet. Biz şarkı söyle, sesi güzel gelmez. O da ona harikasın der. Ama o çok inanmaz ona. Oyuncular genelde şeylerini de izlemezler. Çok de çok sevmez hani. Biz bunu mesela izledik yani. O kadar bizim için kıymetli bir şeydi. Ekmek teknesi öyle bir durumu oldu. Her biri için öyle. Bezmi Bek için öyle. Leyla ile Mecnun için öyle. Ben çok fazla dizide çalışmadım aslen. İşte ilk çok böyle bilineni Ruhsar'dır başlangıcı. Senin ilk dizi zaten değil mi? Değil aslında işte. Ama işte öyle ondan biliyoruz. Daha öncesinde tabii ki benim de daha gençlik zamanlarım daha yeni bu işlerle ilgili televizyonda bir şeyler yapma zamanında. Böyle yani birer ikişer bölüm olmuş olduğum işler. Ben Süper Baba'da da oynadım mesela çok fazla insan bilmez. Tabii ki bunları söylediğimiz ama yaşımız da çıkıyor. O da çok tehlikeli oralara hiç girmemek lazım. Yani ama yapmış olduğum her şeyin şöyle bir güzelliği oldu. Şahsına münhasır işler oldu. Yani biricik işler oldu. Hani geri döndüğün zaman bir referans olabilecek şeyler oldu. Bu yüzden ben çok mutluyum. Bir yani, de galiba uzun ömürlü oldu senin çalıştığın diziler değil mi? Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. Uzun yani arada çok nadiren bir iki tanesinde belki böyle hani kısa sürmüştür. Ama her biri 3 senenin altında olmadı. Eyvallah. Yani öyle bir bereketli bir tarafı oldu yani. Şeyde de Leyla ile Mecnun'da da Kamil karakteriyle sen orada yer aldın. Mesela Kamil karakterinin de kendi hikayesi kendine göre acayip bir durum. Mesela yedek Kamil değil. Sürekli yedekte kalan. Yedek Kamil değil. Leyla ile Mecnun'da o karakter de yedek kaldı. Nasıl yedek kaldı? Öyle oldu. Yani çok emin değilim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama mesela ben onun 3 sezon devam eden bir işi o. 3. sezonda zaten yokum. 2. sezonunda da çok az varım. 1. sezonunda da çok az varım. Ama bilinirlik oranım fazla. Ya mesela ben bazı rastlıyorum öyle seyreden ve sevene. Hani bu mevzu açılır falan filan olursa işte nasıl abi 3. sezonda yok muydun sen falan. Varmışım gibi devam etmiş yani. Yani yedekte kalmak Kamil'in kaderiymiş o zaman. Tabii tabii yedek Kamil tam bir yedek Kamil'di. O orada da öyle oldu. Onun kaderi de öyle oldu. Ama çok sevildi o da. Yani, dizi de çok sevildi. Başka bir şeydi yani tarzıyla.
İşte ekmek teknesinden bahsettik. Bez bebek. Zaten bez bebek mesela bez bebek yani sinema konuşurken dizi konuşmak ne kadar doğruyu ben bile tam şey yapamıyorum. Çünkü o bir daha popüler bir şey. Yani o biraz daha böyle çabuk tüketilen bir şey. Hani televizyon kanalı açtığın zaman tak karşına çıkan bir şey. Tekrarları mümkün olan bir şey. Şimdi geri alma, ileri alma mevzuları evet. da var filan. Farklı farklı kanallarda sürekli mi? Ben şuna yoruyorum bunu. Orada bir bakir alan varmış. Yani çocuk ve genç hedef kitlesine doğru zamanda iyi bir şey olarak planlanmış bir işti o. Hani. Evet. O yüzden de şimdi mesela o çocuk benim bana çok yazan oluyor. Görüyorum bazen ya da karşılaştığımda söylüyor. Diyor ki ben mesela evlendim, barklandım. Şimdi çocuğum da seyrediyor diyor. Evet. Yani şöyle bir şey olmuş o. Hani bir Pinokyo gibi. İşte filan yani bir çocukluk zamanının bir hikayesinin bir karakteriymiş gibi. Bir ikona dönüşüyor artık evet. bir yerden sonra. Aslında yani, ben de mesela bir sinema yazarı olarak gerçekten biz zaman zaman dizilere karşı çok ciddi eleştiriler yaptık, yazdık, çizdik, ettik ama tabii ki bu dizilerde çalışan insanları dinledikçe, dizi sektörünü daha yakından tanıdıkça, bu işin içine girdikçe şunu fark ediyoruz. O da kendine ait şeyleri olan, kuralları, kaideleri ve bir takım gereklilikleri olan ciddi bir alan. Hakikaten ciddi bir alan. Ama belirli bir yerden sonra popülaritesiyle, efendim söyleyeyim bazı sektörel taraflarıyla ve diğer bazı katmanlarıyla çok sinema sektörüyle hakikaten çok içli dışlı bir alan. O yüzden ben artık diğer arkadaşlardan farklı olarak çok fazla negatif bakmıyorum o alana. Çünkü bir şekilde besliyor. Senin orada tanınırlığın, bilinirliğin bir şekilde sinemayı da besliyor aslında. Mutlaka besliyor. Şimdi oradaki handikap şu. Hani az önce konuştuğumuz, o bir handikap mıdır onu da bilemiyorum. Yani işte oyuncunun bir tek bir gömlekle kalmaması meselesi. Yani bir hani bir karakterin üstüne yapışmaması meselesi. Evet. Şimdi kısmet olur da seyredebilirsek sinemalarda işte bu yeni yapmış olduğumuz işte mesela Ali'nin tabiatından hiç bahsetmedik, o da var. Evet. Geçen yıldan yapmış olduğumuz, elimizde hazır ama henüz bir şey ortaya koyamadığımız, seyrettiremediğimiz bir filmimiz daha var. Oynadığın televizyon filmleri var. Bir Gün Bir Çocuk, var, Sevgili Sinan'ın. Var, var. Miraciye var. Evet. Mesela farklı bir alanda. Popüler sinemayla ilgili şeyler de var. Mesela biz şimdi Bizim Hoca 2'yi de çektik bu arada. Evet. Yani ben şöyle planlamıştım. Şimdi sen plan yaparsın. Allah'ın da başka planları var tabii. Şöyle planlamıştım. Yani hiçbirinin şimdi tilkiler dolanıyor ama hiçbirinin kuyruğu birbirine dokunmayacakmış gibi. Birbirinden çok farklı karakterler, çok farklı filmler. Bir de zamansal olarak da öyleydi. Şimdi mesela Ali'nin tabiatını yaptık. O bir süreçte bir mecrasına akıp gidecekti. Bizim Hoca zamanında girip çıkacak, Mart'ta mevzuları bitecek, televizyona geçecek filan filan. O bir tüketilecekti. Arkasından biz daha rahat bir şekilde Kar Kırmızı'yla, hani çünkü Kar Kırmızı'ya ben gerçekten çok ne derler ona, gönlüm çok fazla orada şu anda. Ve çok çok güzel bir iş oldu. Hani hislerimi söylüyorum. İnşallah beğenilir de. İnşallah. Yani Kar Kırmızı'da kendi mecrasında başka bir şey yapacak. Ali'nin tabiatı hakeza öyle işte yaptığımız işler böyle hiç böyle bir etap etap ne güzel ne ya. Ne güzel cıvıl cıvıl. Ya Mehmet Usta işte bir filmi yaptı. O nasıl bunu yaptı. Aa burada da başka bir şey filan. Ama şimdi hepsi bir araya geldi. Bakalım nasıl bir yol olacak. İnşallah yani. İnşallah güzel olur. Peki tiyatroyla mesela sen başladığın tiyatroda hem tiyatro üzerine eğitim anlamında da akademik anlamda da mesain var. Hiç tiyatrodan bahsetmiyorsun mesela. Nedir tiyatronun senin hayatındaki yeri? Tiyatronun benim hayatımdaki yeri aslında kıymeti ve yeri tabii ki diğer yapmış olduğum işlere baktığın zaman. Şimdi bu zaman bunu da söylediğin zaman burada da şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Ay tiyatroyu ben aşığım, çok seviyorum. Ya, abi ne yaptın tiyatroyu? Yani bir oyunun bilmem bir şey gördük mü biz seni sahnede? Durumuna geldiğinde susmak zorunda kalıyorsun. Neden? Yani ya bir ödenekli tiyatronun içinde olman lazım. İnandığın yani atıyorum bir yerde. Ya da işte bir özel kendinin bir tiyatro şeyinin olması lazım. Ya da yani kamunun, bir devletin. Ya da kamunun, devletin. Yani şimdi bunlarda olduğu zaman bu sefer handikapların da farklılaşıyor. Yani yaşadığım deneyimlerim oldu özel tiyatrolarla alakalı. Mesela beni mutlu etmedi. İstediğimiz gibi olmadı. Çünkü
bu işe ne tarafından baktığınla da biraz alakalı. Şimdi mesela benim için tiyatronun yeri biraz daha işin estetik ve sanatsal boyutunda bir yerde. Hani güzel işler üretelim. O işten içine tabii ki olalım, onda oynayayım. Hani sahnede olayım, çok isterim. Ama mesela özel tiyatroların hepsi için bunu asla söylemiyorum. Yani çalışan disiplini asla söylemiyorum. Ama bazılarında bunu yaşadım da, hani içinde de onun için çok bulunamadım. Ya adam bir an önce bir para, bir başka bir şeyden bakıyor. Yani başka bir yerinden bakıyor. Pek de tiyatronun olsa alakası yok yani. Estetik şeyiyle domates ilgili satmak değil gibi bakıyor. Hani küçümsemiyorum asla. Domates satmak kıymetli bir şey yani, onu yetiştirmek falan, ama hani metalaştırmış o meseleyi çok fazla. Bu sefer o seni mutlu etmiyor. Yani ben çok mutlu olamadım. Belki de doğru yerde olamadım. Yani kendi girişimlerim çok oldu. Kendim bir şeyler çok yaptım. Sonra bu işi biraz daha kendi dostlarımla da bir arada biraz daha eğitim ve kültür faaliyeti olarak yapmaya gayret. Mehmet abi, bizim keyifli sorularımıza geldi sıra. Evet, artık gelsin abi. Adama telif konuşturdun, yok bilmem ne, yok dert, yok şey. Abi suratlarımız asıldı. Yapma bize, o kadar değil. Evet, yani. Şimdi hangi diye bir bölümüm var. Hangi mi? Ondan gireceğim, evet. Hangi abi diye... zor sorular sor Allah aşkına. Yok yok. Ben abi hayatım boyunca okul okudum. Ben artık ne test çözmek istiyorum, ne kitap görmek, bir şey sor. Hangi yönetmenin, hangi filmin şeyi diye kronolojik şeylere girmeyeceğim tabii. Hangi filmin devam filminde oynamak isterdin? Abi bu cümleyi söyledikten sonra şimdi ben ne diyeyim yani, şimdi herhalde yani Godfather'ın falan filan bir devamı olsa olabilirdi yani. Godfather bizim programımızın vazgeçilmezi zaten. Bütün konuklarımız Godfather'da oynamak istiyor. Peki. Hepimizde bir maddi psikopatlık var. Muhtemelen. Pişmanlık anlamında hangi projeyi tekrar yer alma durumun olsa istemezdin? Bu çok ağır soru ya. Buna cevap vermesek olmuyor. Geçemiyoruz mu? Bunu yani montajla sana, atamıyor muyum? Sana kalmış ama... Yani pişmanlık duyduğumu söyleyemem. Bir herhangi bir projemle ilgili. Yapmış olduğum şeyle ilgili bir pişmanlığım olduğunu söyleyemem. Ama yapmış olduğum, yani içinde bulunmuş olduğum bazı projelerde bulunma şartlarımı ve durumlarımı daha doğru kontrol edebileceğim şekilde olmak isterdim diyeyim. Anladım. Yani mesela yaptığım şeyi çok sevmişimdir. Ama mesela karşılığını, asla bunu böyle maddi bir şeyden bahsetmiyorum. İnsani tarafından baktığımda yani biraz cehaletimize kurban öyle, gitmişiz. Öyle projelerin oldu. Oldu tabii tabii. Peki oldu. Hangi filmin başrolünü oynamak isterdin? Falan? Değil mi gerçekten? De tabii vardı, varsa. Ama olmaz, yaşımız da tutmuyor, o tipimiz de tutmuyor, o karizmamız da yok. Ama çok isterdim. Keşke Anthony Quinn'in Hazreti Hamza'sını ben oynamış olsaydım. Yani. Oo. Eyvallah. Keşke. Hayatımda da bir şey söyleyeyim. Bak bunu da söyleyeyim. Samimi söylüyorum. Biliyorum. Bana olmaz. Hani gerçekten de hicap ederim bunu söylemekten. Yani laf ukalalığına söylemiyorum. Öyle bir şeyim olsaydı tek oynamak istediğim şey gerçekten yani Hazreti Hüseyin Efendimiz olurdu. Başka da hiçbir şey yapmak istemezdim. İnşallah bu bir şey olsun, bir temenni, bir dua da olsun. Yani şöyle belki bir gün gerçekleşir. Evet, anlatabildim mi? Peki hangi filmin sonunu değiştirmek istedin? Sonunu? Evet. Filmin sonunu değiştirmek. Vallahi şimdi ben... Ya şöyle bitmeseydi de keşke şu filmde şöyle bir son olsaydı daha... İyi olurdu dedi. Vallahi bu sanıyorum bu film kendi hayatımın sonu olacak yani. Kendi hayatımın sonuna geldiğimde keşke böyle bitmeseydi diyeceğim. Yani pişmanlıklarım İnşallah olacak. İnşallah öyle demezsin. İnşallah güzel bir şekilde yani, evet, biter o film. Yani. Hangi yönetmenden teklif gelse gece uykusuz kalırsın? Ben zaten bir filme giderken gideceğim andan itibaren çok onun heyecanına kapılan bir adamım. Vallahi gece uykusuz kalma meselesine gelirse, vallahi Atalay'a bir film daha yapsın, gece uykusuz kalayım yani. Atalay'a bir buradan selam olsun. Dünya güzeli bir olsun. Abimiz, bir dostumuz. Hangi karakter için keşke ben canlandırsaydım dedin? Özel bir karakter var mı? Yani olan bir işlerin, evet, içinden bir şey, evet, olarak. Yani neden Scarface filmindeki? Değil mi abi yani? Neyimiz eksik yani? Bir çizgiye bakar. Eyvallah. Hangi filmde en son gözlerin doldu? Vallahi ben Momo'da ağladım yani.
Mumu'da hepimiz ağladık zaten. Peki hangi filmi tekrar tekrar seyretmekten bıkmadın? Vallahi bunun cümlesi biraz şey olsun. Biraz da esprili bir şeyler de söylemiş olmak adına da. Ama gerçekten de çok severim. Peter Sellers'ın Parti filminden. Hmm. Hiç bıkmamışımdır mesela. Yani bu kadar böyle söylediği zaman bile yüzde nasıl bir tebessüm oluşuyor değil mi? Evet. Abi belki iki, yani 100 kere seyretmişizdir. Hani garip bir şey. Mesela çok kafan mesela derdin bilmem neyin var. Bırak aç. Bir 10 dakika sonra sinirlerinle oynar yani. Eyvallah. Bambaşka bir yere taşır seni. Eyvallah. Evet. Hayatının diye bir bölüm var, ona geçiyorum. Evet. Hayatının filmi. Hayatımın filmi. Senin kendi yaşadığın. Kendi hayatım. Hayatın filmi. Peki hayatının hatası? Suat, zor yerlere doğru gidiyorsun, bana bak. Bu işin sonundan şey çıkmayalım. Hiçbir şey çıkmaz herhalde. Hayatımın hatası. Topu taça atmayacaksın değil mi? Yok yok, topu taça atmayacağım. Bir yandan düşünüyorum. Bir sürü hatam olmuştur hayatta. Zaten eğer farkına varmışsam onu düzeltmişimdir. Bilmeden yapmış olduklarım şeyler vardır. Tecrübesizliğimden kaynaklanan şeyler vardır. Ama mesela yaşamımda vermiş olduğum kararlarla ilgili hiç pişmanlık duymadım. Sıkıntılı oldu yani, öyle oyunculuk süreci falan filan da böyle bize hazırlık bir şey verilmedi kardeşim. Bu oyunculuk mesleği falan. Tabii. Daha bu son dönemlerde çok popüler olan bir şey. Eyvallah. Hayatının anlamı? Hayatımın anlamı gerçekten şu anda annem ve babam. Eyvallah, Allah uzun ömürler versin. Hayatının şansı? Hayatımın şansı komple bir şans olduğuna inanıyorum. Hayatın kendisini bir şans. Kendisini bir şans olduğuna inanıyorum gerçekten. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı ailede, yine aynı durumda, yine aynı mesleğin içinde, yine aynı dostlarımla olmak isterdim. Güzel. Hayatının şarkısı? Mazhar Alanson'un Yalnızlık Ömür Boyu, yani Mazhar Fuat Özkan'ın seslendi sanıyorum. Mazhar abinin kendi sözleri onlar. Yanlış da biliyor olabilirim. Mesela beni çok etkiler. Hayatının korkusu? Hayatımın korkusu, yani hayatımın korkusu şu. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum da. Abi sen de ne kadar derin soru varsa hepsi Allah aşkına. Hayatının gırgırı, hayatının goygoyu. En çok güldüğün şey. Onları sormuyorum tabii. Abi hayatını koy. Bizi depresif bir adam yaptım. Zaten iki tane sevenimiz vardı. Onlar da adam zaten kendinden geçmiş diye. Bence buradan bu şeyden sonra abi Allah kimseyi, ben o kadar söyleyeyim. Allah kimseyi bir başkasının zarureten eline bırakmasın. Korku bu. En büyük korku. Eyvallah. Eyvallah. Hayatının kahramanı? Hayatımın kahramanı hayatımın kahramanı babam ya. Ama her kahramanın arkasında gerçekten çok kuvvetli bir yüreğe ihtiyacı var. O da annem. Eyvallah. Ömürleri daim olsun. 2-3 tane kelime söyleyeceğim. Mümkünse birer anlamlarını ya da birkaç kelimeyle sende uyandırdığı hisleri soracağım. Joker. Abi şimdi kağıt oyunlarına girdim. Ben de uyandırdıyız. Valla çocukların bana olan muhabbeti aslında. Güzel, ama gayet özetlemiş. Öyle. Kamil. Kelime anlamıyla olgun adam. Olamadığımız bir şey. Umarım günün birinde olgunluğa erişiriz. İnşallah. Ekmek teknesi. Hepimiz onun için çabalıyoruz. Ben de hep böyle tatlı bir müzik, bir böyle arkadan gelen tatlı bir şey var. Onun melodisi gibi yani. Eyvallah. Atalay Taşdiken. Dost. Hasan Kaçan. Abi. Ve Osman Sınav. O bizim kıymetlimiz ya. Eyvallah. Allah
sağlık versin kendisine. Hepsinin ömrüne bereket abi. Versin. Senin de ömrüne bereket. Var ol. Sizin de. Ben çok teşekkür ediyorum abi misafir olduğun için, konuk olduğun için. Ben size teşekkür ederim. Böyle güzel bir sohbet ortamı bize oluşturduğunuz için. Gerçekten işimize çok geldi. Faydalı oldu, terapi oldu. Aylardır evde oturuyorduk. Sosyal mesafemizi koruyarak ilk defa böyle bir sevdiğimiz bir kardeşimize tabii, sohbet ettik. Çok umarım teşekkür ediyorum. Bunu seyreden insanlar da umarım bundan bir keyif alırlar. İnşallah. Çok çok sağ olasın. Var ol. Sevgili seyirciler, bu hafta Mehmet Usta'yı ağırladık. Beraber hem geçmişine gittik, hem bugününü konuştuk, hem geleceğini biraz birlikte konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olmayı diliyorum tekrar. Hoşça kalın.